Dışişleri Eski Bakanı ve Ulusal Halk Hareketi Genel Koordinatörü Taner Etkin, Kanal T Haber'e Kıbrıs müzakerine gelen son durumu değerlendirdi. Etkin, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun temaslarının süreci hareketlilik kattığını söyledi. Özellikle Sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Yunanistan'a evvela yaptığı ziyaret, ondan sonra buraya yaptığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret, toplantılar. Bu toplantılar sonucunda ortaya koydukları görüşler ve sonuçlar, bunlar o hareketliliği getirmiştir. Yani Türkiye zaten dominanttır bizim için. Yani Kıbrıs Türk halkı için dominanttır. Vazgeçilmezdir yani. Benim ana vatanım, benim her şeyim. Çok kritik bir dönemi yaşıyoruz diyen Etkin sözlerine şöyle devam etti. Ben Rum tarafını takip ediyorum ve devamlı onu vurgulayacaktım. Rum tarafındaki başpiskopos Hristos'un bir gaflete gelerek söylediklerini her gittiğim toplantılarda söylüyorum. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Adam diyor ki ve bütün şeyler de katıldı buna, Rum partileri de. Diyor ki bu Kıbrıs Türk halkı, ya halkı da demez, Kıbrıs Türk toplumu diyor o. Kıbrıs Türkleri yani bizim yolumuzda en büyük engel. En büyük engel olması yanında en güçlü bir engeldir de. Peki nereden gelir bu küçük toplumun şeyi? Küçük bir toplum diyor. Azınlık. Öyle diyor bizim için. O zaman diyor bunların gücü nereden gelir? Türkiye'den gelir diyor. Benim ne yapmam gerekir? Türk Rum tarafı olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak diyor o. Türkiye ile bu küçük azınlığın arasını aşmam lazım. Buluyor adamlarını da buradan. Aleyhe konuşturmamaya çalışıyor ve o ara açmayı yürürlüğe koymaya çalışıyor. Buna çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Hristos'un bu söylediklerine bütün biraz önce vurguladığım gibi bütün Rum Parti liderleri de katıldı. Onlar da amaçları bu. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rum lider Anastasiadis'in seçileli yaklaşık 10 ay olduğunu hatırlatan Dışişleri Eski Bakanı ortak açıklama konusu hakkında düşüncelerini paylaştı. Tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek halk da diyor. Kıbrıs halkı, Kıbrıs Cumhuriyeti halkı diyor. Bunlar olacak diyor. Ve bunlar şeyde vurgulanacak diyor. Ortak açıklamada. Ortak bildiride, görüşmelerden evet. Ve bu olmadan da ben gelmem diyor görüşmelere. Ve 10 aydır, 10 aya yakın bir süredir oyalıyor. Peki biz hala daha elimiz böyle uzatarak bekleyecek miyiz? Ben şimdi sivil toplum örgütünün, bir sivil toplum örgütünün, Ulusal Halk Hareketi'nin genel koordinatörü olarak konuşuyorum. Diyorum ki yok, gayri insanlarımız beklemez. Neyse benim niyetim onu ortaya koyup öyle gitmem lazım gayrı. İlle de ben bu görüşmeleri sürdüreceğim diyerek bir sonuca ulaşmanın şeyi yok. Ha ulaşılırsa ulaşılır. Benim ayrı bir devletim var. Bu devletim kurucu devlet olacak şeyde bir anlaşmada. Egemenlikte eşit ortaklık, eşit siyasette eşit siyasi eşitliğimiz olacak bu ortaklıkta. Ve benim devletim eşit kurucu devlet olarak kabul edilmesi lazım. Etkin, Anastasiadis tek egemenlik konusunu şart koşuyor, masaya gelmiyor ifadelerini kullandı. İstediklerini daha ortak açıklamadan elde etmek istiyorum. Ha şimdi durum değişti mi? Bir hareketlilik oldu Sayın Davutoğlu'nun adaya gelişleri. Biz teşekkür ediyoruz ana vatana. Bize yaptıkları açıklamalarla da ortaya koydukları siyasi tavırlarla da desteklerinin devam ettiğini de söyleyerek biz de hissediyoruz ve görüyoruz. Onun için bu gücü iyi kullanmamız lazım. Aramızı aşmamamız lazım. Türkiye bizim için bir bütündür. İktidarıyla muhalefetiyle bir bütündür. Kıbrıs Türk halkı ancak bu şekilde davasını ileriye götürebildi şimdiye kadar ve bundan sonra da bu tutumla giderse davayı ileriye götürebilir ve teslim olmaz karşı tarafa. Bu böyle ama bizim teslimiyetimizi istiyor Anastasiadis. O zaman çok bekler.
ortak açıklama olmadan masaya oturulamaz mı sorusuna ise Dışişleri Eski Bakanı şu yanıtı verdi. Tabii oturulabilir. Tabii oturulabilir. Kıbrıs bir ortak açıklama, tamam biz kabul ettik. Kıbrıs sorunuyla ilgili problemlerimizi görüşerek halledeceğiz derler, otururlar görüşmeye. Ha bunları getirebilir, getirir cevabını alır, o ayrı mesele. Ama hayır, sen bunu kabul et diyor. Şimdi tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık, tek halk falan diyerek bunu hep teke bağlıyor. Bir evrim yoluyla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni değiştireceğiz diyor. Yeni anlaşmaya dayalı olarak. Ve kendi çaldığı devleti işgal etti. Bayağı işgal etti Kıbrıs Cumhuriyeti'ni. 60 anlaşmalarından öngördüğü Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmiştir güneydeki Rum yönetimi.